Bağımsızlık yolunda bir avuç Türk, Kürşat ve arkadaşları. Türkler 630'da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Köktürk Devleti yıkıldı. Binlerce Türk Çinlilere esir düştü ve Çin'e götürüldü. Orada kendilerini tahsis edilen bölgelerde yaşamaya mecbur edildiler. Çinliler Türkleri asimile etmek amacıyla Köktürk soylularını Çin ordusunda subay olarak görevlendirdi. Doğu Köktürk Kağan'a Çulluk'un küçük oğlu olan Kürşat da bu subaylardan biriydi. Esaretin 10. yılında Kürşat, 39 arkadaşıyla birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Geceleri kılık değiştirerek halk arasında tek başına dolaşan Çin hükümdarını rehin almayı, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni Urkut Yin'i kurtarmayı planladı. Diğer taraftan da toplayabildikleri kadar Türk ile birlikte Ötüken'e giderek bir devlet kurmayı ve Urkut Yin'i de Kaan ilan etmeyi düşündü. İhtilal için kararlaştırılan gecede sağanak yağmur yüzünden Çin hükümdarı saraydan dışarı çıkmadı. İhtilali ertelemenin sakıncalı olacağını düşünen Kürşat, arkadaşlarıyla birlikte imparatoru esir almak üzere Çin sarayını bastı. Kanlı bir vuruşma oldu. Sarayın içinde meydana gelen mücadelede adamlarının bir kısmı hayatını kaybetti. Çinli muhafızlarla baş edemeyeceğini ve imparatoru ele geçiremeyeceğini anlayan Kürşat, adamlarına sarayı terk etmelerini söyledi. Kürşat, adamlarıyla birlikte sarayda bulunan atları atlayarak buradan ayrıldılar. Ancak Çin ordusu Kürşat ve arkadaşlarını takip etti. Veyir Mağı kıyısına gelince duraklayan Kürşat ve arkadaşları Çin askerlerine karşı koymaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Veyir Mağı'nı geçip Ötüken'e ulaşamadılar. Büyük bir ordu karşısında daha fazla dayanamayıp hayatlarını kaybettiler. Kürşat ve arkadaşlarının girişimi her ne kadar başarıya ulaşmasa da Çin boyunduruğundaki Türkler öç alma düşüncesiyle harekete geçti. Bu girişim sonrasında korkuya kapılan Çinliler bütün esir Köktürkleri serbest bırakmak zorunda kaldılar. Kürşat ve arkadaşlarının yaptığı ihtilal diğer Türk boylarına Çinlilere karşı cesaret ve mücadele hırsı verdi. Milli benliklerine daha çok sahip çıkan Türkler bağımsızlıklarını elde edebilecekleri fırsatları beklediler. Ve sonuçta bu fırsatı İltiriş Kağan'ın isyanıyla buldular ve 2. Köktürk Devleti'ni kurmayı başardılar. Diğer bir adı olan Kutluk Devleti'ni.